Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün size öyle bir oyuncu monitörü göstereceğim ki kafayı yiyeceksiniz. Aslında oyuncu monitörü demek yanlış. E-spor oyuncu monitörü. Çünkü bugün tanıtacağım monitör dünyanın en iyi CS:GO oyuncusunun kullandığı monitör. CS:GO ile ilgilenen varsa s1mple'ı bilir, Navi takımında. Geçtiğimiz senenin yani 2022'nin sezon sonundaki renk sıralamasında dünya birincisi oldu. Ki benim de inanılmaz beğendiğim bir oyuncu. Şu an onun monitörü yanımda duruyor. Oh! Ah! Kendisini takdim edeyim. BenQ markasının Zowie serisinden XL2566K modeli. Kendine ait patentli özellikleri var. Hepsine değineceğim. Özellikle de DyAc patentinden bahsedeceğim ki bu monitörü çok özel kılan özelliği bu zaten. Yani e-spor seviyesindeki oyuncular için tasarlanmış tamamen hız odaklı bir monitör. Yani sadece s1mple dedim ama bu monitörü kullanan çok fazla e-spor oyuncusu var. Özellikle de CS:GO, Valorant gibi FPS e-sporcuları kullanıyor bu monitörü. Hızlıca öne çıkan özelliklerini söyleyeyim, zaten detaya gireceğim. 360 Hz tazeleme hızı, 0.5 milisaniye tepkime süresi ve 24.5 inçlik flat bir panele sahip. Kutuyu açmadım, sizlerle birlikte açacağım ama bu monitörü ben yaklaşık 7-8 aydır biliyorum. İncelemek bugün nasip oldu. Hadi bakalım. İnceleme başlasın. Evet, mikrofonda problem olduğu için kutu açılımını dublajda yapacağız. Kutumuz yine kadraja sığmadı, helal edin. Köşeye baktığımızda 360 Hz ve DyAc Premium ibarelerini görüyoruz. Diğer köşede ise e-sporcular için olduğunu belirtmişler. Kutuyu hızlıca açalım. Kutu içeriği bayağı dolu dolu. İlk olarak hızlı başlangıç kılavuzu, resimli ve detaylı yapmışlar. İçinden yan taraflara takılan shield'lar da çıkıyor. Online garanti kartı ve garip bir şey çıkıyor. Monitörü korumak için suni deri monitör kılıfı. Bayağı iyi. Bir tane DisplayPort kablosu, bir tane HDMI kablosu, güç kablosu, monitör ayağımız, monitör gövdemiz bayağı sağlam gözüküyor. Kablo kanalı falan da yapmışlar. Ve son olarak da bahsettiğim shield'lar 2 tane çıkıyor. Ve bu gördüğünüz de bir monitörde ilk defa karşılaşabileceğiniz bir ürün olabilir. İsmi S-Switch. Ne işe yaradığını anlatacağım. Ve son olarak tabii ki de monitörümüz çıkıyor. Evet, şimdi de kurulumuna geçelim. Gövdeye ayakta oturtup döndürüyorsunuz ve vidalarını sıkıyorsunuz. Elle de sıkabilirsiniz. Onun için aparatlar yapmışlar. Ve ardından ayağı oturtuyorsunuz. Alttaki bir butonu var. Ve işlem tamam. Gördüğünüz üzere yaklaşık böyle 40 saniyede falan kurulabiliyor. Aynı sürede de sökebilirsiniz. Şimdi bir açılarına bakalım. Ayağında bir menteşe var. Sağa ve sola 45'er derecelik dönüş yapabiliyor. Yani toplamda yatay olarak 90 derece döndürebiliyorsunuz. Ve tabii ki aşağı yukarı da kalkıyor. 15,5 santimlik bir mesafesi var. Tek parmakla indirip kaldırabilirsiniz. Yaylı bir sistem. Ve tabii ki pivot konumuna da geliyor. Onu da hemen gösterelim. Pivot konumu tek taraflı çalışıyor. Şöyle göstereyim onu da. Bir tarafa dönmüyor, tek taraflı. Tabii ki aşağı yukarı eğim ayarı da var. Aşağı doğru 5 derece, yukarı doğru 23 derecelik açıyla dönebiliyor. Zaten benim gördüğüm FPS oyuncuları, e-sporculardan bahsediyorum. Genellikle şöyle oynuyorlar. Aşağı indiriyorlar bunu. Kendilerine doğru yukarı çeviriyorlar. Dibine girip oynuyorlar bu şekilde. Yani çoğu böyle. Vardır bence bir bildikleri. Monitörümüzün ağırlığı 6.2 kilogram. Biraz heybetli. Parça kalitesini ben çok beğendim. Ayak ve gövde full metal ama dışı plastik kaplı. Monitörümüzün de çerçevesi full plastik. Şunu da sevdim. Hemen göstereyim. Burada taşıyabileceğiniz bir kol var metalden. Hani monitörü taşırken şurasından falan tutmanıza gerek yok. Bu çok güzel olmuş. Şimdi ben bir monitörü bağlayıp geleceğim. Bu sırada teknik özellikleri dinleyelim. Ardından oyun testi yapacağız. Ben de ilk defa 360 FPS'i Valorant'ta görebileceğim. Daha öncesinde maksimum sanırım 165 Hz'de oynadım. Yok, 240'da oynadım, hatırladım. Ama oyun oynarken DyAc Plus'ı da aktif edeceğim. Onu zaten şimdi teknik özelliklerde bilmeyenler ne olduğunu öğrenecek. Hadi bakalım, teknik özellikler başlasın. Teknik özelliklere boyutla başlayalım. 24,5 inçlik bir genişliğe sahip. En boy oranı ise 16'ya 9. Full HD bir monitör, 1920'ye 1080 piksel sıralamasına sahip. Fast TN diye geçen bir paneli var. Yani hızlı TN aslında. Şunu belirtmem lazım. TN en eski LCD teknolojilerinden biri fakat en hızlı LCD teknolojilerinden de biri. Hatta en hızlısı. Avantajları olduğu gibi dezavantajları da var. Mesela renk. VA ve IPS panele göre renk yelpazesi biraz daha kısıtlı. Evet, bir şeyler izlersiniz, bir şeyler yapabilirsiniz ama renkle uğraşacağınız işler yapıyorsanız bu bu monitörü önermem. Onun yerine OLED veya IPS paneller tercih edebilirsiniz. Zaten bu gördüğünüz monitörün iddiası da bu değil. Tamamen hız ve oyun odaklı yapılmış. Videonun başında söylemiştim ama tekrarlıyorum. 360 Hz'lik tazeleme hızı var. 0.5 milisaniyelik tepkime süresi var. Ve kontrast oranı da 1000'e 1. 320 kandelalıkta bir ekran parlaklığı var. Zaten monitörlerin hepsi bu civarlarda 300-400 arasında değişiyor. Hatta 250'likler bile var piyasada. Şimdi içinde bir sürü de teknoloji barındırıyor. Birkaç tanesini sayacağım. Birincisi oyuncular için düşünülmüş Black Equalizer. Sadece siyahlarla oynayabiliyorsunuz bu monitörde. Biraz daha böyle grimsi hale getirerek daha görünür kılıp İşte karanlık bölgeye saklanan oyuncuları seçebiliyorsunuz. DyAc Premium. Bu herhalde bu monitörün en önemli özelliklerinden biri. DyAc teknolojisi FPS tarzı hızlı oyunlardaki motion blur'u engellemek için yapılmış bir teknoloji. Motion blur'u da tarif etmeye çalışayım. Hızlı bir hareket yaptığınızda o hareketin ardından gelen silüet. Yani piksellerin yanmaları değişirken hızlı bir hareket yaptığınızda o geçiş sürecindeki piksel değişimlerini böyle silüet halinde görürsünüz. Şöyle örnekten hani Windows'ta mouse'un kuyruklu hali vardır, böyle çektiğinizde arkadan böyle takip eder. Onun gibi bir görüntü oluyor. O kadar değil tabii ki ama bu çok göz yoran ve istemediğimiz bir senaryo FPS oyunlarında. Evet, yarış oyunlarında falan motion blur güzel gözüküyor. Ama bu tarz oyunlarda her şeyin net ve temiz olması lazım. Bu özelliğiyle birlikte diğer hızlı monitörlerin önüne geçiyor. Zaten dediğim gibi s1mple bunu kullanıyorsa çok diyecek bir şey yok. Paylaşılabilir XL. Sevdiğiniz e-spor oyuncularının monitör ayarlarını içe aktarabiliyorsunuz ve profil olarak kullanabiliyorsunuz. S-Switch yardımıyla da bu profiller arasında dediğim gibi geçiş yapabilirsiniz. Üzerinde 2 tane HDMI 2.0, bir tane de DisplayPort 1.4 bulunuyor. En yüksek herzi almanız için DisplayPort'la bağlamanız gerekiyor. Mesela Flicker Free, göz sağlığını çok önemli ölçüde koruyan teknolojilerden biri. Titreşim önleyici diye geçiyor Türkçesinde. Fakat DyAc çalışırken onu kapatmanız gerekiyor. Kendisi otomatik kapatıyor zaten. Yani DyAc'le eş zamanlı çalışmıyor. Düşük mavi ışık filtresi var. Bu da göz sağlığını önemli ölçüde korumaya çalışan bir teknoloji. Şimdi ben şu shield'ları takmak istiyorum. Nasıl gözükecek merak ediyorum. Şurada silikonlar var takılacak yerde. Onları çıkartmanız gerekiyor ama biraz zor çıkartılıyor. Bir yardımcı gerekiyor. Bu arada kolay takılıyormuş. Ben bayağı naif davranmışım. Böyle bastırıp aşağı biraz sertçe kuvvet uygulamanız gerekiyor. Sonra rahatça oturuyor zaten. Bu şekilde de katlanabilir yapıda. Şimdi bak böyle daha havalı oldu böyle. Kanatlar manatlar. Neyse, teknik özelliklerimiz bitti. Şimdi oyun testine geçelim. Bakalım nasıl sonuçlar verecek. Evet selamlar. Şimdi oyun testi yapacağız. Öncesinde görüntü ayarlarından herzi göstereyim. 360 Hz'ı aldım. Burada birçok seçenek var. 240, 144, 120'den 24 Hz'e kadar düşürebiliyorsunuz. Afterburner'ı da açacağım. Kaç FPS aldığımızı görün. Güçlü bir sistemde yapıyorum. O yüzden 360'ın altına hiç inmiyor FPS. Yani oyunu full neredeyse hep 360 Hz görünürlükte oynayacağız. Evet. DyAc Premium açık bu arada. Bu arada ilk defa değil, ben oynadım videodan önce. Biraz test ettim, kontrol ettim. Aşırı bir akıcılık var. Hatta biraz garipsiyor insan. Kamerada çok belli olmuyor çünkü siz 50 FPS'te izliyorsunuz. Yani 50 Hz gibi görüyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani bunu YouTube'a yansıtmak pek mümkün değil maalesef. Ama ben anlatmaya çalışacağım deneyim olarak. DyAc Premium'u açtığınızda farkı anlıyorsunuz. Aman, hangisine sıkacağımı şaşırttım. Yani şu hareketi yaptığımda hiçbir böyle silüet kayması yok. Yat lan aşağı. Gel bakalım. Yat yat yat. Ay 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 ay. Yat yat yat. Şu canı alalım derken indirdiler bizi. Hile mi var o adamla ya? Adamı gördüğüm anda ölüyorum abi. Aklım çıktı be. Öyle beklersen yer seni tabii. Aa, bak yine aynısı oldu abi. Bu kadar iyi nişan alamazsın ya. Yani bu tarz aşırı hızlı monitörler sizin benim gibi normal oyuncular için, ben normal oyuncu bile değilim de, ne kadar fark eder bilmiyorum ama o böyle dünyada sıralamaya giren Konuşamadım. Oo! Lan öl. Onlarda böyle insanüstü bir göz refleksi var ve takip var. Hani biraz da böyle doğuştan gelen yetenek olması lazım. Sadece kendini geliştirerek olan bir şey değil. Onlar bu farkı mesela anlayabiliyorlar. Ben çok anlayamıyorum. Yani 240 da aynı geliyor bana herz olarak, hız olarak. DyAc farkını anladım ama. Gel. Birazdan şu S-Switch'i yani monitörün kontrol panelini de göstereceğim. Harika çalışıyor ya. Yat. Sen de yat. Vurmayın. Bak hep burada vuruyorlar beni ama canı aldık, kurtardık. O ikimiz de... Aha, bıçak yedik be. Ama belliydi ya onun beni kovalacağı. Evet. 3'te 3 hadi. 4'te 4. İyi, sonu güzel bitirdik. Evet, S-Switch'imiz bu şekilde. Geri tuşu var, menü tuşu var, profil tuşları var 1'den 3'e kadar. Ve burada bir scroll var. Bu scroll'la bir işlem yaptığınızda böyle bip bip gibi bir geri bildirim yapıyor. Ve bu scroll sadece ileri geri değil, sağa sola da hareket ediyor. Hatta göstereyim size. Burada menü var, modlar var. Scroll'la birlikte geçiş yapabiliyorsunuz. İşte oyun modları var, film modu var. Standart mod var, FPS 1, 2, 3 var. Bunları kendi içinde ayarlayabiliyorsunuz bu arada. DyAc kısmı var. Şu an Premium'da. Haya aldım. Bir de kapatma seçeneği var. Yani DyAc Premium kademeli, yüksek ve Premium şeklinde. Parlaklık var ve Black Equalizer var. Bu çok güzel bir özellik olmuş. Siyahlarla oynayabiliyorsunuz. Modları gösterdim. Buradan renk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Renk sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Düşük mavi ışık filtresi de var. Bunu da kademeli bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık, kontrast, keskinlik. Burada profil atayıp kaydedebiliyorsunuz. İşte burada giriş seçenekleri. Bu menüden S-Switch'i özelleştirebiliyorsunuz. Ve sistem seçenekleri var. İşte resetleyebiliyorsunuz tüm ayarları. Bilgiler vesaire yazıyor. Mesela auto power off var. Derin uyku seçenekleri var. Kulaklık girişi olduğu için buradan çıkışın sesini ayarlayabiliyorsunuz veya sessize alabiliyorsunuz. Şu S-Switch acayip kullanışlı olmuş. Ben bayağı beğendim. Sürekli monitörün arkasında tuş aramaktansa çok daha konforlu olmuş. Ve şunu da ekleyeyim. Bazı oyuncuların hızlı değişiklikler yapması gerekiyor. Şu profil atamaları çok iyi olmuş. Böyle tık 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 geçiş yapabiliyorsunuz. İsterseniz bunu girişlere de ayarlayabiliyorsunuz. Zaten 3 tane giriş var. Atıyorum bir PlayStation'a, bir TV Box'a ve bilgisayara bağladınız. Bunlardan ayarladığınıza basarak cihazlar arasında hızlıca geçiş yapabiliyorsunuz. Evet, geldik videomuzun sonuna. Özelliklerini gördünüz. Gerçekten tam bir e-sporcu monitörü olmuş. Tamamen ona odaklanmışlar. Başka hiçbir şeye hitap etmiyor. Hadi biraz yorum kasalım. Siz de favori, işte Valorant oyuncusu olur, CS:GO oyuncusu olur. Zaten hepsi CS:GO'dan Valorant'a döndü. En sevdiğiniz oyuncuyu yazın. Benimki zamanında Kenny S'ti. Bilenler vardır belki, AWP King. Siz de favorinizi aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu arada ürünün linki de aşağıda açıklama kısmında. Güncel fiyatını ve teknik özelliklerini görmek isteyenler linke tıklayabilirler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanda 2 tane videom çıkacak. Onlardan bir tanesine tıklayarak beni izlemeye devam edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.